Merhabalar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Öncelikle işçi ve emekçinin dünya çapında kutladığı Mücadele Günü 1 Mayıs Türk işçisi adına kutlu olsun. Ardından bugünkü konuğum küçük adam Burak Sakçı. Bugün yüksek bir sesle kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam diyeceğiz. Kendisini yayına davet etmek istiyorum bir an önce çünkü gerçekten epey bir soru var. Daha fazla bekletmeden ben konuğumu yayına almak istiyorum. Sizlerin de izninizle. Bununla beraber gerçekten 1 Mayıs'ı evet evde geçirmiş olabiliriz 23 Nisan'la beraber. Fakat güzel bir akşamda sizlerle beraber olmanın mutluluğu içerisindeyim. Ben misafirimiz geldi. Hemen yayına davet ediyorum kendilerini. Vay, küçük adam Burak Sakçı, hoş geldin. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. İyi akşamlar diliyorum. Nasılsın Burak abim, iyi misin? Teşekkürler kardeşim. Sen değil misin? Sağ ol, ben deyim. Uğraşmaya, Kolaylık versin koşturmaya inşallah. devam ediyoruz. Allah kolaylık versin inşallah. Burak abicim, ben hemen başlamak istiyorum çünkü gerçekten çok soru var. Nasıl istersen. Tabii ki. Müsaadenle ben ilk soruyla başlamak istiyorum. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Burak Sakçı kimdir abicim? Burak Sakçı kimdir? Herkese merhabalar öncelikle. İyi akşamlar diliyorum. Umarım kimseyi sıkmadan keyifli bir güzel sohbet gerçekleştiririz. Herkese iyi dinletiler diliyorum. Burak Sakçı 29 Mart 1992 akşamı birçok insandan farklı ve 60 binde bir doğumda görülen cam kemik hastalığıyla dünyaya geldi. Eskişehir'de doğdum. Lise mezunuyum ve kamuda işçi olarak çalışıyorum. Bu arada kamu demişken bugün biliyorsunuz işçi bayramı. Tüm emekçilerin işi bayramını yürekten kutluyorum. Sağ olsun abi, sağ olsun abi. Bu vesileyle de işçilerimizi bir kez daha ben de sen gelmeden önce kutlamıştım. Senin sayende de tekrardan anmış olduk. Peki abi, biraz önce cam kemik hastalığından bahsettin. Bize biraz hastalığından bahsedebilir misin? Tıp dilinde osteogenesis imperfecta olarak bilinen cam kemik hastalığı bağ dokusunu etkileyen ve belirgin neden olmaksızın kolayca kırılan ve son derece kırılgan bir yapıdan oluşan bir grup karakterize bozukluğudur. Bu nedenle adından da anlaşılacağı gibi kemik dokusu dayanıksız, zayıf ve kırılgandır. Bir cam kadar hassastır. Tabii bu hastalığın ağırlığına göre, derecesine göre farklı dört tipi bulunmakta. Tip 1 en yaygını ve en hafif formudur. Bu şekilde. Evet. Tabii ki de hepimizin küçükken, özür dilerim, küçükken ve büyüme çağında gelirken yaşadığı hemen hemen zorlukları vardır. Tabii senin de bu hastalığından dolayı yaşadığın zorlukları az çok düşünebiliyoruz. Yaşamadığımız için bilemiyoruz. Ben şunu sormak istiyorum abicim öncelikle. Yani bu durumdan aile bireylerin nasıl etkilendiler? Aile bireylerim tabii ki etkilendi. Bir abim bir ablam var. Çok zor süreçler atlattık tabii ki. Hafif bir iklima geldiğinde bile kırılabilen kemik yapısına sahiptim. Yaşım ilerledikçe kemik yapım gelişim gösterdi. Tabii bu süreç zarfında sayısız kırık, sayısız acı, hastanelerde geçen günler. Tabii ki önce biricik canım annemin ve aile bireylerimin sevgisiyle beraber onların bana verdiği değerle birlikte bu zorlu süreci güzel bir şekilde atlattık. Beni her halimle kabullendiler. Çok şükür, çok şükür okuyup büyüttüler. Bugünlere getirdiler. Bu şekilde. Evet. Daha demin de bahsettim abi. Hani hemen hemen herkesin çocuklukken yaşadığı zorluklar vardır. Senin özellikle bu durumun tabii ki de çocuklukta gerçekten zor durumlar, yani zor süreçlerden, tüm zorluklara yaşadığını, karşılaştığını düşünüyorum. Peki abicim, çocuklukta ne tür zorluklarla karşılaştın? Tabii doğuştan yakalandığım bu hastalık hani yaşıtlarımın sokaklarda koşturduğu dönemlerde beni ne yazık ki tekerlekli sandalyeye mahkum etti.
Sınırlarımı aşamıyordum. Oynadığım oyunların bir sınırı vardı. Bu bende ekstra motive olarak daha çok zorluyordu. Çünkü diğer arkadaşlarım top oynayıp ip atlarken ben onları seyrediyordum. Ama zamanla engelli bir birey olarak yaşamayı kabullenerek onların arasına katılıp onlarla birlikte kurduğum arkadaşlıklar sayesinde aşarak bugünlere geldim. Mesela oynayamıyordum. Top oynayamıyordum ama yere kilim seriyorduk. Arkadaşlarımla beraber onlar bana top atıyordu. Ben topu tutuyordum. Bu şekilde kalecilik yapmış oluyordum. Keza hani ip atlayamıyordum ama ip sallıyordum. Onlara bir şekilde hani oyunlarına dahil oluyordum. Ya da saklambaç da oynayamıyordum ne yazık ki tabii ki. Onlara elma dersem çık, armut dersem çıkma diyerek veya top oynarlarken hakem olarak dahil oluyordum. Bir şekilde zor da olsa zamanla tabii ailemin, arkadaşlarımın, eşimin, dostumun sayesinde bugünlere geldim. Çok şükür yani. Bu şekilde. Çok şükür, çok şükür. Peki abi dedin ya daha demin saklambaç oynayamadım, ip atlayamadım veya ne bileyim hani çeşitli oyunlarda yani bizim normal bir bireylerin oynayabileceği oyunları oynayamadım dedin daha demin. Evet, Peki belirli sınırları aşamıyordum. evet. Ya peki küçükken en büyük eğlencen neydi abi? En büyük eğlencem atari oynamaktı. Bir de bizim zamanımızda taso vardı. Arkadaşlarım bize gelirlerdi. Bizim evde de oynardık. Atari oynayarak, taso oynayarak geçiriyordum. En Evet, büyük evet. eğlencem oydu ne yazık ki. Ama Evet. ya bir şekilde hayatta kalmayı, o inanın hani arkadaşlarıma kızmıyorum hani bir de alaycı bakışlar, dalga geçen arkadaşlarım vardı ki ama onlar da çocuktu. Onlara gerçekten kızmıyorum. Çünkü benim engelli bir birey olarak yaşamamı o yaşlarda öğretmeme vesile oldular ki daha güçlü bir şekilde ben bugünlere geldim. Engelli bir birey olarak kendimi kabul ettim. Bu şekilde Evet. bugünlere geldim. Bugünlere geldik. Peki abi bu süreçte herkes okula gidiyor, ilkokula gidiyor, ortaokula gidiyor. Ardından lise çağına geçiyor. Veya ne bileyim üniversite farklı üniversitelere gidiyor. Yani senin eğitim sürecin nasıl gerçekleşti? Biraz bahseder misin? Veya farklı konulardan eğitim aldın mı? Ya da şu anda kendini geliştirmek için neler yapıyorsun? Bir üç soru oldu ama... 5 yaşında özel eğitime, bir özel eğitim merkezine giderek eğitime, öğretime başladım. Burada okumayı, yazmayı, çarpım tablosunu öğrendim. Ama hani aklımda yani zihinsel bir engelin bulunmadığından dolayı rahmetli o zamanki kurumun müdürü Remzi Bey vardı. Hatta o da görme engelliydi. O ailemin adına Milli Eğitim'e bir dilekçe yazmış. Zihinsel engeli bulunmayan, bedensel engelli bir öğrencimiz var. Siz de hani uygun görürseniz evine yakın bir okulda örgün eğitim görmesini isteriz demiş. Fazla zaman geçmeden dilekçe yanıtı geldi. Daha sonra işte mahallemizde Çamlıca Mahallesi'nde bulunan Çamlıca Ticaret Odası İlköğretim Okulu'na yazıldım. Annemin, arkadaşlarımın getirip götürmesiyle ilk bir ortaokulu örgün bir şekilde bitirdim. Liseye ne yazık ki iyi bir diploma notum olmasına rağmen ne yazık ki ulaşım, asansör, rampa gibi engellerden dolayı açık liseye giderek bitirmek zorunda kaldım. Çünkü benim zamanımda gerçekten hani şu anki bulunan imkanlar ne yazık ki yoktu. Liseyi de açıktan bitirdim. Üniversite okumadım ama şu zamanlarda düşünüyorum. Evet. Biliyorsunuz ki sen de daha iyi biliyorsun. Hem Evet şu bu an. arada takipçilerimize söylemek istiyorum. Burak abi, Burak Sakçı küçük adam. Hem kendisi Eskişehirli hem de benim hemşerim. Bu vesileyle tekrardan yayınımı kabul ettiğin için teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Kendini Burak Sakçı kimdir diye tanıtırken kamuda çalıştığını söylemiştin. Peki çalışma hayatına nasıl başladın? Ne süreçler geçirdin? Hangi firmalarda çalıştın? 2006 yılından sonra işte sık kırılan kemiklerim gelişim gösterdi. Bu bende ciddi anlamda kendime bir de özgüven getirdi. İnternet kafeyle tanışmıştım açık lise zamanında. Arkadaşlarımla oraya giderek hem oyun oynuyorduk hem de güzel vakit geçiriyorduk. Hem de sosyal olmama vesile oluyordu bu. Daha o zaman 14-15 yaşlarındaydım.
İlerleyen zamanlarda tabii seneler geçtikten sonra internet kafe sahipleri benim bu işlere yatkın olduğumu düşünerek bana iş teklifinde bulundular. Yaklaşık 4 sene ben internet kafede çalışarak iş hayatına atıldım diyebilirim. Tabii bu süre zarfında mahallemizde bulunan diğer arkadaşlarım, eşlerim, dostlarım sayesinde daha çabuk adapte oldum. Bu şekilde internet kafede çalışarak iş hayatına atıldım diyebilirim. Daha sonra 2014 Aralık ayında da Eskişehir Spor Kulübü'nde sevdam olan Eskişehir Spor Kulübü'nde çalışmak nasip oldu. Gerçekten beni ben yapan, bunu gururla söylüyorum. Gerçekten bir Burak Sakçı olduysam beni ben yapan Eskişehir Spor'dur. 4 sene acısıyla tatlısıyla güzel günler geçirdik. Daha sonra da yaklaşık 1,5 senedir de kamuda işçi olarak çalışıyorum. Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde. Evet. Herhangi bir tutkun var mı diye soracaktım. Sanırım herhangi bir Tutkum tutkunuz. davamız diyebilirim. Sevdamız Eskişehir Spor tabii ki. Yani Eskişehir Spor'a peki, olan aşkım. evet. Yani şunu sormak istiyorum. Seni hayata bağlayan, yani yaşama bu şekilde mutlu bir şekilde devam etmeni sağlayan ne abi? Ya başta tabii ki ailem, hani annem, babam, özellikle hani annem hiçbir şekilde hakkını, hani ne yapsam ödeyemem. Tabii hiçbir annenin hakkı ödenmez ama ben kendi açımdan söylüyorum. Gerçekten hani annemin hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Ailem, arkadaşlarım, dostlarım. Gerçekten Eskişehir gibi bir şehirde yaşamak engelli bir birey için gerçekten hani bir artı olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben Eskişehir Spor Kulübü'nde çalıştığım süre zarfında çok şehir gezme fırsatı buldum ama hiçbir yer Eskişehir gibi değil. Hani bunu Eskişehirli olduğum için de söylemiyorum. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Diğer engelli arkadaşlarıma da hani gezip görme şansı olan herkes bunun farkına varacaktır. Eskişehir Spor bu şekilde. Evet. Eskişehir Spor demişken o zaman senden şöyle bir can alıcı bir soru sormak istiyorum. Bize Eskişehir Spor'u 3 kelimeyle anlatabilir misin? Valla 3 kelimeyle gerçekten hani anlatamam. Hani şu an muhakkak izleyen takipçilerimiz de vardır. Buradan tüm Eskişehir Spor camiasına, BKŞ aileme, BKŞ üyeleri abilerime, başkanım Selahattin başkanıma, tüm Bu arada üyelerime, sevgilerimi BKŞ selam. dediğin Boğaz'ın Kırmızı Boğaz'ın Kırmızı Şimşekleri değil mi? Şimşekleri Derneği üyelerine, herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Yani gerçekten hani şu an o kadar heyecanlıyım ki ilk kez canlı yayına katılıyorum. Kendi Instagram hesabım olmasına rağmen buradan hepsinden özür diliyorum. Gerçekten hani çok heyecanlıyım. Evet. Ya Eskişehir Spor'u ben 3 kelimeyle anlatamam ama benim için gerçekten aşk, tutku, sevda. Çünkü beni hayata bağlayan en büyük nedenlerden ve bir Burak Sakçı olmama gerçekten vesile oldu. Hani bunu Eskişehir Spor Kulübü'nde çalıştığım için ya da Eskişehirli olduğum için demiyorum. Beni ben yapan Eskişehir Spor'dur. Bunu her seferinde söylüyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Evet. Buradan da Eskişehir sporlu oyunculara, Türk milli takımında senelerde top koşturmuş Eskişehir spora gelmiş futbolcularımıza da, abilerimize de selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Ben şunu öğrenmek istiyorum abi. Tamam, güldük, eğlendik. Şu an gülüyoruz, Elhamdülillah. eğlenebiliyoruz ama şunu demek istiyorum abi. Bize içinden nasıl geliyorsa, yani İstersen uzatabilirsin, heyecanına kapılarak kısa kesebilirsin ama ben şunu öğrenmek istiyorum. Ameliyat olmaya nasıl karar verdin? Çünkü gerçekten bu çok büyük bir risk. Seninle tanışmamızdan beri konuşuyoruz. Hani bir kalem atsak bile sana hani kemiklerinin kırılabileceğini söyledin. Yani ameliyat ve tedavi sürecinden bize biraz bahseder misin? Demiştim. 2006 yılından sonra kemiklerim gelişim gösterdi. Bu süre zarfında da internet kafede çalışıyordum. O kadar çok doktor araştırdım ki, o kadar çok doktora gittim ki. Ama hepsinden eli boş dönüyordum. Eskişehir'de tanımayan ortopedist yoktur diye düşünüyorum. En son Mehmet Taşkoparan özel bir hastaneye muayene olmaya gitmiştim. Ne yazık ki o da alanında skolyoz ameliyatı yapan alanında gerçekten uzman bir doktor. O bile bu işin zor olduğunu, zor ve meşakkatli bir yol olduğunu,
bu şekilde zaten engelli bir birey olarak hayatını sürdürdüğünü düşündüğü için bu şekilde hayatını devam ettirmemi tavsiye etmişti. Odasından çıktım ben onun. Tam çıkarken ya dedim umudum kalacağına emeğim kalsın dedim. Hocam dedim bana bir doktor ismi önerin. Söz veriyorum hani bir daha dedim hiçbir şekilde. Bir daha dedim doktor yüzü muayene olmaya gitmeyeceğim dedim. Tekrar odasına girdim. Biraz sohbet ettikten sonra bana Hakan Hoca'ya yönlendirdi. Profesör Doktor Hakan Kınık Ankara'da görev yapıyor. Umutlu ve heyecanlı bir şekilde eve geldim. Aileme bahsettim. Tabii bu süre zarfında Hakan Hoca'yla hiçbir şekilde ulaşmak için hiçbir telefonları açmıyordu. Ya yani ulaşamıyordum kendisine bir türlü. Sonra mail yoluyla mail gönderdim. Mailim hemen dönüş yaptı. Muayene olmaya gittim. O da söyledi hani Burak bu süreç gerçekten uzun bir meşakkatli bir yol. Örnek veriyorum 6 ila 8 ay sürecek bir ameliyatın ve ben 5 kez ameliyat oldum. Çok acılar çekeceksin. Çok sancılı bir süreç seni bekliyor. Bu süreçte ailen ve sen hazırsan yapabilirim dedi. Düşündüğümde acılarını hissedebildiğim bir ayaklarım vardı ve ameliyat olmam gerekiyordu. İlk başta tabii ki anneme sordum. Annem bu süreçte her zaman olduğu gibi beni yalnız bırakmadı. Ne gerekiyorsa yapalım oğlum. Tabii ki seninleyim dedi. Ameliyat olmaya gittim. Tabii ama gerçekten çok sancılı, çok acı çekerek yani bu süreçleri atlattım. Ayağımda bulunan şekil bozukları yüzünden şort bile giyemiyordum. Gittiğim her kapıdan eli boş dönüyordum. Çok şükür ameliyatlar sonucu, almış olduğum tedavi sonucu ayağa kalktım. Şunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ya tekerlekli sandalyemde kalacaktım ya da son umudumu güneşe çevirecektim. Ben ikinci olanı tercih ettim ve ameliyat olmaya karar verdim. Abi iki kelimenden biri elhamdülillah, üç kelimenden biri şükürler olsun. Peki tabii ki de hani cümlem yanlış anlaşılmasın. Hastalığından dolayı çoğu şeyden mahrum kaldın. Ve hiçbir zaman şunu dedin mi? Allah kahretsin. Niye benim başıma geldi? Niye ben? Diye sordun mu abi? Veya şunu Ya söyleyeyim. Yani isyan ettin mi? isyan hiçbir zaman etmedim ama hani çocukluğum vermiş olduğu etkiyle küçükken düşündüm hani neden sorusunu kendime çok sordum. Yalan değil. Ama yaşım ilerledikçe gerçekten insanlara faydalı olabilmek adına özel insan olduğumu düşünerek gerçekten cam kemik hastası bir birey, bir engelli olarak neden dünyaya geldiğimi ve insanlara bir umut olmak adına gerçekten özel insan olduğumu düşündüğüm için zaten bu şekilde güzel bir şekilde yol kat ettim. Evet, evet abi. Yani bundan sonra hayatında hani bir hayalin veya bir hedefin var mı? Hayalim. Ya hayalimiz, hedefimiz her seferinde her zaman en üst kademeye çıkabilmek. Nasıl ayağım yere değdi, ilk adımımı attıysam daha az destekli bir şekilde yürümek de tabii ki en büyük isteğim, en büyük arzum. Tabii bu zamanla olacak bir şey. Şu anki halimi dediğim gibi hani rüyamda görsem inanmam. Hayallerle büyüdüm, gerçekleri yaşıyorum şu anda da zaten. Evet, Ne evet. dilediysem Allah'tan bir şekilde oldu. İyi bir iş sahibi olmak istedim. Eskişehir Spor Kulübü'nde çalıştım. Ayağa kalktım. Güzel insanlar tanıdım. Ve en büyük hayalimden birisi de şudur ki ben hayat hikayemi kaleme almak istiyordum. Burada da ilk kez tüm takipçilerim sizlerin aracılığıyla öğrenmiş olacak. Ben hayat hikayemi kaleme aldım. Ve şu an basım aşamasında nasip olursa bir 10-15 gün içerisinde online satış sitelerinde satışa sunulacak. Bu şekilde Tebrik ederiz abi. inşallah Tebrik ederiz. Samimiyet, sabırsızlıkla bekliyoruz inşallah. Yani inşallah hani buradan temennim insanların gerçekten hani bir maddi bir beklenti olmadan insanların gerçekten yüreğine girmek istiyorum. Hani para bir şekilde kazanılıyor ama insan kazanmak gerçekten çok zor ki günümüz çağında. Umarım başarabilmişimdir. Umarım insanların
yürüyene girebilirim. Umarım insanlara bir umut olurum. Tek isteğim, tek gayem. Hani doğduğum günden bu yana hep hani insanlara faydalı olmaktı. Bu şekilde ilerleyeceğim. Yani Allah ömür, sağlık sıhhat verdikçe ben bu yolda ilerleyeceğim. Tabii bu İnşallah, sürece inşallah. tek başıma gelmedim. Hep diyorum ailem, arkadaşlarım, dostlarım, Eskişehir'de yaşamak, Çamlıca Mahallesi'nde oturmak, hani arkadaşlarım, yani küçücük esnafından büyük esnafına tüm herkes beni benimsedi, beni bir Burak yaptı. Bu şekilde ilerledim. Doktorlarım, terapistlerim. Ben pes etmeye yeltendiğim an, hayır Burak, sen başarabilirsin. Sen diğer cam kemik hastaları insanlara, arkadaşlarına, kardeşlerine faydalı olabilirsin. Sen başarmalısın ki diğerlerine umut olmalısın diyerek hep beni motive ettiler. Terapistlerim özellikle. Yeri geldi abim oldular, ablam oldular, arkadaşım oldular, psikoloğum oldular. Bu Evet, şekilde. evet. Evet. Hepsine teker teker Peki, teşekkür ediyorum. evet, gerçekten biz de teşekkür ediyoruz ki şu Kaygım. an seninle canlı yayında bulunabiliyoruz. Daha demin de söyledin, ilk canlı yayın olması dolayısıyla heyecanlıyım dedin. Şu an Gerçekten gayet çok güzel, heyecanlıyım. şu an Ya gayet birkaç güzel yerde. gidiyoruz. Yani şunu demek istiyorum abi. Burası bir samimi ortam. Yani burada resmi hiçbir şey değil. Yani biz tamamen seninle şu an karşılıklı abi kardeş gibi Muhakkak. konuşuyoruz. Yani Muhakkak. bizi dinleyenler ve bizi daha sonra dinleyecek olanlar bir umut olmak istiyoruz. Yani şimdi evet ben bir sağlıklı bir bireyim. Sen özür dilerekten söylüyorum engelli bir bireysin. Ama benim yarın veya bir saat sonra ne olacağım belli değil. Yani bir adım attıktan sonra ayağımın burkulacağı, ayağımın bir kazadan dolayı kopacağı veya ne bileyim hani tamam doğuştan gelmemiş olabilir bu. Ama daha sonradan bir kaza geçirip de uzuvlarımı kaybedeceğim bunu bilemeyiz. Bunu zaten bilemediğimiz için şu an sağlıklı bireylere de senin gibi engelli bireylere de hallerine şükretmeleri gerektiğini. Bu yayınımızın amacı buydu zaten bizim. Doğru değil mi? Senle ilk başta konuşmaya başladığımızda da zaten Kesinlikle. bilinçlendirmek için Her şey. zaten. Ya başımıza hangi olay gelirse gelsin her şeye rağmen hayata sımsıkı tutunmalıyız. Ve bu şekilde yaşamın tüm güzelliklerini görmeliyiz. İnanın hani bir tek ölüme çare yok. Bak gerçekten tüm samimiyetimle söylüyorum. İnsan inandıktan sonra engelli bireylerin özellikle inandıktan sonra başaramayacağı biraz azmettikten sonra başaramayacak hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Bilmiyorum, yanlış mı düşünüyorum? Yok çok doğru düşünüyorsun ki eminim ki sen biraz heyecanlı olduğun için ben sırf senin için yorumları kapattım. Emin ol ki şu an bizi dinleyenler ve daha sonra dinleyecek olanlar da senin ve benim düşündüklerimi düşünüyorlardır. Bunu tüm samimiyetimle, tüm ruhumla, tüm gönlümle söylüyorum. Ya ben de inanıyorum hani gerçekten hani onların sayesinde ya inanın şu koronavirüs olayı yüzünden yani çoğu şeyden mahrum kaldık ama gerçekten hani şu Birlik Caddesi'nden oyun oynamaya gitmiş olduğum kahveye gidilseye kadar yani o günleri bile özledim. Korna çalan minibüsçü şoför abiye esnafların selam vermesini, kahvenin önünden geçerken insanların Burak nasılsın demesini gerçekten hani ayrı bir güç, ayrı bir motive ediyor. Gerçekten hani bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Yani insanlara umut olabiliyorsam, insanlara bu enerjiyi verebiliyorsam ne mutlu bana. Evet. İlla ki seni imrenen insanlar vardır. Peki senin imrendiğin ve takdir ettiğin insan var mı? Kesinlikle var. Milli yüzücümüz, aynı zamanda hemşerimiz olan Evet. Sümeyye Boyacı genç kardeşimiz. 17 yaşında. Türkiye'nin gururu oldu. İnsanların engeller için başaramayacak, başaramaz dediklerini başarmak gerçekten gurur verici. Ve o tüm Türkiye'nin gururu oldu. Gerçekten hani imrenerek takip ediyorum kendisini. Yaptıkları da ortada. Başarılarının devamını diliyorum. Evet. Tüm sporcularımız adına başarılar diliyoruz. Sonuçta Tabii al sadece yıldızlı bayrak terletmek o kadar güzel bir şey ki muhakkak. hepsine başarılar diliyoruz. Ve diğer engelli de hani Sümeyye gibi binlerce engelli muhakkak
vardır. Var. Evet. Ve inansınlar bize, güvensinler, imkanlar sunsunlar ki gerçekten engelli bireylerin başaramayacağı, şahsım adına konuşuyorum, hiçbir şey olmadığını düşünüyorum. Yeter ki inansınlar, imkanlar sunsunlar. Ki benim zamanımdaki imkanlarla şu anki imkanlar arasında Şimdikiler dağlar bir kadar değil. fark var. Kıymetini bilsinler diyorum. Özellikle diğer engelli kardeşlerimi okuma konusunda. Biz senle aramızda 2 yaş var Burak abi. Tabi dememe Ben gerek yok. Hep teori söylüyorum. 2 Eylül İlköğretim Okulu'nda okudum Eskişehir'de. Orada da senin gibi tekerlekli sandalyeye mahkum bir arkadaşımız vardı. O zamanlar şunu yapabildiler. 2 Eylül İlköğretim Okulu yöneticilerine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Neden diyeceksin? Daha demin dedin ya hani asansör veya ne bileyim merdivenlere çıkabilmek için bir yol yaptılar. Ve o çocuk gerçekten derslerinde, sınıfında giderken o rampayı kullanarak gitti. Sen maalesef ki öyle imkanlar olmadığı için dediğin gibi açıktan okumak zorunda Açıktan okumak kaldın. zorunda. Umarım şu anki şartlar çok iyi. İmkanlar. Üniversiteye imkanlar çok iyi. Üniversite ister açıktan, ister örgün şekilde okumak senin de hakkın. Umuyorum ki bu güzel yolda başarıların daim olsun abi. Amin kardeşim. Şunu diyeceğim abi bir de. Şu an biliyorsun 40-45 günden beri bir korona sürecindeyiz. Umuyorum ki çok güzel bir şekilde sıfır vaka, sıfır ölüm oranıyla bitecek. İnşallah Peki, ihtimalimiz o yönde. evet. Engelli bireyleri veya özellikle seni korona nasıl etkiledi? Aksine etkilemek yerine daha çok hani özellikle kitabımın basımı açısından editörlüğü, dizgisi açısından kendimi daha çok kitaba vaktimi ayırdım ki daha bu pazartesi baskıya girdi. Tabii ki bu süreçlerden bahsedemedik çünkü en son geçen senede kalmış olduğumuz, bitirmiş olduğum noktadan sonra yazmayı bitirmiştik. Korona beni aksine daha güçlü bir şekilde etkiledi çünkü evde egzersizlerimi düzenli bir şekilde yapıyorum. Ama sosyal bir yaşantım olduğu için, çalıştığım için, fizik tedaviye gittiğim için ve özel eğitimlerde vakit geçirdiğim için tabii özlüyorum o günleri ama ciddi anlamda kendime ayırıyorum tüm vaktimi. Annem hep serzenişte bulunuyordu. Cidden iş, tedavi, eğitimler ve arkadaşlarımdan vakit ayırıp eve vakit ayırmıyordum. Annem bana çok serzenişte bulunuyordu bu konuda. Tüm vaktimi annem ve babamla geçiriyorum şu an. Yeğenlerime hasret kaldım. Arkadaşlarıma hasret kaldım. Hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Eğitimdeki, kurslardaki, şu an canlı yayında olan olmayan herkese Evet. saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Biz de senin sayende hem senin ailene hem annene özellikle hem ablana abine çok saygılarımızı sevgilerimizi iletiyoruz. Sen bu zamanlara bu yerlere geldin. Bu arada yoğun istek üzerine yorumları açtım. Sen yorumlara sakın bakma. Sen bana odaklan. Çünkü gerçekten çok mesaj geldi. Yorumları aç, yorumları aç. Sevgimizi iletelim, saygımızı iletelim. Kalplerle Teşekkür ok ediyorum diyor. ya. Onların Soru sayesinde geldim bugünlere soralım. zaten. O yüzden izin olmadan açtım yorumları ama gerçekten burada sağ olsunlar seni sevenler çok, sana soru sormak isteyenler çok. Var olsunlar gerçekten. Sevilmek, sayılmak çok önemli, çok özel bir şey. Kesinlikle. Şunu sormak istiyorum. Bu da bu arada gelen sorular arasında. Üniversitede hangi bölümü okumak istiyorsun abi? Üniversitede sosyal hizmetler ya da medya departmanını düşünüyorum. Şu an aklımdan geçen o. İstiyorum, gerçekten Evet. istiyorum ama bakalım nasip diyelim ama istiyorum, gerçekten istiyorum. Özellikle sosyal Evet. hizmetler ya da medya departmanlarını yürekten istiyorum. Zaten istemekle kalmasın. Bunu inşallah icraata da Yo, korona dökeceksin. bitsin, malum sınavlarımız vardı. Hatta başvurumu da yaptım. Hani açık Evet. öğretim sınavları için. Ama malumunuz korona dolayısıyla bütün her şey askıya Evet. alındı. Evet. Yine gelen sorular arasında
Yorumlara bakma bak. Bana Tamam, bak. yorumlara gerçekten bakmıyorum. Yok yok. Aksine Tamam. mutlu oluyorum. Tamam. Gelen sorular arasından soruyorum. Kız arkadaşın hiç oldu mu? Ya, kim yazdı onu gerçekten çok merak ediyorum. Ya tabii ki oldu ama oldu sadece o kadar. Tamam, yani sonuçta ben insanları kırmamak adına bu soruları sormakla Gerçekten kim mükellefim. sordu çok merak ediyorum ya. Kendi söylemek isterse söylesin veya sana özelden yazmak istiyorsa yazsın. Ben şu an burada bu yayında onu soru söyleyemem. Peki dedik ki hani Sümeyye Boyacı ve diğer bir sürü insan var, onları takdir ediyoruz. Şu an engelli bireylere veya normal sağlıklı bireylere söylemek istediğin, önerdiğin cümleleri senden duymak isteriz abi. Vallahi söylenecek o kadar çok şey var ki, özellikle cam kemik hastalarına, teşhis konulan yakınlarına demek isterim. Bu konuda kemiklerinin kırılma riskinin olduğunu, taşıma ve egzersiz yaptırma sırasında dikkat edilmesi gerektiğini söyleyebilirim. Sürekli ve düzenli fizik tedavi bizler için çok önemli. Ki şöyle söyleyeyim ben size. Ben ilk fizik tedavimi 21 yaşında aldım. Gerçekten çok geç bir zamanda aldım. Ama cam kemik hastaları olan ya da diğer engelli bireylerin fizik tedavilerini kesinlikle aksatmamalarını ve ailelerinin bu konuda bilinçlendirilmelerini isterim. Evet. Bize tekrardan nasıl yürüdüğünü anlatabilir misin Burak abi? Nasıl sürdüğümü anlatabilirim tabii ki. Fizik tedaviye başladık. 2013 Kasım ayında başladım ben fizik tedaviye. Tabii ilk fizik tedavi merkezine gittiğimde korkulu gözlerle herkes bana bakıyor. Tüm terapistler. Çünkü cam kemik hastası olarak ilk fizik tedavi merkezine ben gitmişim. Tabii hepsi korkuyor. Fizik tedaviye bile almak istemiyorlardı. Yani bunu tüm samimiyetimle ya, almak istemiyorlardı değil. Hani bana bir zarar gelmesinden korkuyorlardı. Çünkü cam kemik hastası deyince çabuk kırılıyor. Egzersiz yaptırırken bir zarar veririz korkusuyla. Hepsi tedirgindi. Ama güzel bir uyum sayesinde Zuhal Hanım, Zuhal Güzel, bilmiyorum şu an yayında mı veya bundan sonra izlerse, gerçekten emeği çoktur üzerimde. Beni ilk ayağa kaldıran, ayağa kalkmama vesile olan terapisttir. İlk gittiğim gün ayaklarımı bileklerime dahi çekemiyordum. Düşünün yani, o kadar güçsüz ve zayıftı. Zamanla çeşitli fizik tedavi yöntemleriyle önce ayağa kalktım. Ki ayağa kalktığım süre zarfında boyum kısa olduğu için bana uygun bir walker bile yoktu. Basamak koyarak, boyumu uzatarak, işte walker'dan destek alarak o şekilde ayağa kalktım ilk süre zarfında. 1,5 ay bu süre devam etti. Sonra bir gün bisikletten merkezine bir walker geldi, küçük, boyuma uygun. Denemek istedim ben Zuhal Hanım'dan. Zuhal Hanım biraz tedirgin ve birazcık korksa da tabii ki dedi. Tabii ki temkinli bir şekilde popomu bulunmuş olduğum koltuktan indirerek ayaklarıma yük verdim. Tabii ki kitapta da göreceksiniz. Yükün büyük bir kısmı kollarımdaydı. Bu şekilde daha sonra koşu bandında kardiyo çalışmaları, tabii full destekli, full tutunarak örümcek ağına benzetilen bir kafeste adım alma, çalışarak zamanla, tabii zor ve meşakkatli bir yoldan geçerek bugünlere geldim. Hepsine teşekkür ediyorum. Emeği olan tüm terapistlerime. İsmini tek tek sayamayacağım ama hepsine Evet. şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Biz de teşekkürler sunuyoruz. Bu arada takipçilerimizden gelen soruları bekliyoruz. Aşağıda yazmışlar. Bizler de soru sorabilir miyiz diye. Tabii ki de sizler de soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda dinleyemeyen geç kalan takipçilerimiz varmış. Onun için de bu yayından sonra YouTube kanalımızdan da zaten tekrarını izleyebileceksiniz. Bununla beraber Walker dediğin ne abi? Walker yürüteç. Yürümemiz için bir aparat, bir destek. Onunla Evet. birlikte. Şu anda öyle mi yürüyorsun? Şu an Walker yardımıyla yürüyebiliyorum. Evde birçok ihtiyacımı Walker yardımıyla evde yürüyerek gerçekleştirebiliyorum.
Evet, İnşallah evet. zamanla daha az destekli bir şekilde yürümek arzum, gayem inşallah. Evet. Sen aşağı bakma, yazılanları okuma ama gerçekten herkes seninle gurur duyuyormuş. Umudun yüz bulmuş hali olduğunu söylüyorlar sana. Gerçekten hani engelli bireylerin umudu olmak çok önemli bir şey. Ben buradan seni kutluyorum abi. Yavaş yavaş aşağı indiğimde de Eskişehirspor adına diyor veya normal bir partikur oy verelim diyorlar. Yani buradan da seni ne kadar çok sevdiklerini belli ediyorlar. Yalnız değilsin. Seni sen yapan Eskişehirspor olabilir. Ama bak biz Eskişehir kanalında şu an yayın yapmıyoruz. Tamam, belki bizi şu an 60, 70, 100 kişi izliyor, dinliyor. Ama biz bu yayınları daha sonra çeşitli mecralarda paylaşacağımız zaman sana illaki ulaşacak insanlar, ulaşacak doktorlar, yani herkes sana ulaşabilir. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Kitabından biraz bahset burada. Ve sana insanlar nerelerden ulaşabilirler? Onu da söyle. Senden ricam. Kitabın ismi ne? Ne zaman yayınlanacak? Yani bu soruları bir toparlar mısın bana? Tabii ki. Birkaç alttan gezerken okuma fırsatı buldum. Kitabımız yazmak gerçekten hani dışarıdan ne kadar kolay gözükse de hemen hemen 2 sene sürdü. Tabii ki bu süre zarfında çeşitli sıkıntılar yaşadık. Hani bu konuda sağ olsun Aytaç Ersoy, Son Haber gazetesi muhabiri Aytaç abim sayesinde editörlüğünü üstlendiğim Umutlar Kırılmaz adında inşallah Pazartesi günü baskıya girdi. Bir 10-15 gün içerisinde tüm satış online satış mağazalarında olacak. Bu şekilde. Kitap bitmesi kaç ay sürdü? Kitabın şöyle söyleyeyim. Kitabı biz Temmuz ayında bitirdik. 2019 Temmuz ayında. Ama bu süreç zarfında tabii ki boş vakit bulamıyorduk. Ben çalışıyordum, Aytaç abi çalışıyordu ki Aytaç abi geçen Ramazan ayında annesini kaybetti. Ona Allah da rahmet eylesin. tekrardan Allah rahmet eylesin diliyorum. Hani sıkıntılar oldu. Hani bu süreçte de yaklaşık 2 sene sürdü. Temmuz ayında bitirdik ama dediğim gibi bu korona olayı gerçekten bana iyi geldi. Bir ay sırf hani oturup ne kadar az hata, ne kadar az hatalı bir şekilde okurlarıma sunabilirim için uğraştık. Serdar arkadaşım, Serdar Canavar da sağ olsun kitabın kapağını yaptı. Bir video hazırladık inşallah nasip olursa. Ben de gerçekten sabırsızlanıyorum. Geceleri uykularıma giriyor artık o derece. Çıksa da hani ben de gerçekten kurtulmak istiyorum. Sonra hani gönül rahatlığıyla hayatıma devam edebilirim diye düşünüyorum inşallah. Yani kitapta sadece senin hayatından mı bahsediliyor? Tabii benim hani doğduğum günden bu yana 119 sayfalık fotoğraflı insanları sıkmak istemedik. Güzel anılarımın olduğunu, tedavi sürecimi, ameliyat sürecimi, çocukluğumu, eğlencelerimi Anladım. öyle kaleme döktük. Umarım olmuştur. Umarım başarabilmişizdir. İnsanlara bir umut olurum diye düşünüyorum. Tek isteğim, tek gayem dediğim gibi insanların gönlüne girebilmek. Evet. Biraz önce söylemiştin aslında ama yine ben sana sormak istiyorum. Hayatta bundan sonra ne amacın var, ne planların var? Hayatımda bundan sonra ya ben hep kendimi geliştirme taraftarıyım. Daha çok eksik yönlerim var ki kendimi geliştirmek için neler yaptınız diye bir soru yöneltmişsiniz siz. Ben onu es geçtim sanırım. Evet. Heyecanıma yenik Yok, düştüm hiç diyebilirim. problem değil. Kusura Hiç bakmayın. problem değil. Yok. Tabii diksiyon eğitimi aldım. Hızlı klavye kursuna gittim. Her bireyin öğrenmesi gerektiğine inandığım işaret dili kursuna gittim buradan. Bir dakika, bir dakika. Sana bir işaret yapmak istiyorum. Doğru mu, yanlış mı? Yap Kabul, bakalım. kabul Yap bakalım. mü? Seni çok seviyorum. Doğru mu yaptım? Doğru yaptın. Bir de ben yapayım. Tamam. Hepinizi çok seviyorum.
Adamsın sen. Adamsın sen. Küçük İyi ki adam. varsınız. Yüreği büyük adam ya. Evet, devam edelim. İşaret dili. İşaret dili kursu. Başka yaşam koşunu en sona bırakmıştım ama bir de yaşam koşu eğitimi alıyorum. Buradan Nasıl hocama, diğer hocalarıma yayındalardır muhakkak. Sevgilerimi sunuyorum. İyi ki varlar. Bana birçok şeyi öğrettiler. Onlar bana şey diyorlar. Burak hani ilk seni tanımışız diyorlar ama gerçekten ben de iyi ki onları tanıdım. Tüm hani buradan tek tek sayamayacağım. Diksiyon eğitimindekiler, işaret dili kursundakiler, yaşam koştuğu kursundaki tüm herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Evet. varlar. Onlarla daha çok güçlüyüm. Bu arada seni Instagram, Twitter, Facebook hesaplarından Burak Tabii Sakçı Burak adıyla Sakçı adında. takip edebilirler. Bir tek Facebook'ta çift iyili. Onu alamadım. Tamam. Zaten bir yolda da numaram, e-mail Var. adresim falan her şey var. Dilediği zaman özellikle cam kemik hastaları, cam kemik aileleri elimden ne geliyorsa keşke imkanımız olsa da maddi manevi her şeye hazırım yapmaya. Azmin Zafer'e Burak abi, senden 1881 Derneği adına imzalı kitap bekliyoruz. Bunu buradan da söyleyeyim. Tamam. Daha sonra aşağıda bir sürü yazanlar var. Biz de imzalı kitap istiyoruz diye. Buradan söylemeyin. Burak Sakçı'nın sosyal medya hesaplarına yazın, DM yoluyla. söyleyin. DM yoluyla ulaştırın. Çünkü gerçekten buradan söylersek hem etik olmaz hem de senin özeline yazsınlar. Oradan bir konuşma fırsatı bulun ki daha vakit var. Bir 10 gün, 15 gün var değil mi internette 10 güne inşallah yayınlanmasına? çıkmış olur. Şey yapabiliriz. Dilerlerse hikayesinde sizi ve beni etiketleyerek paylaşımda bulunan bir takipçimize hediye olarak göndermek isterim kitabımı. Vay, buradan da çok güzel, çok güzel, çok güzel. O İnşallah zaman çıksın. Ben de sabırsızlanıyorum. buradan da yineliyorum. Kendi hikayelerinde hem 1881 Derneği'ni hem de Burak Sakçı'yı etiketleyerek paylaşanlara Burak Sakçı'dan bir tane kitap sözü aldık. Bunu da İnşallah. teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gelen sorular arasında kısa, sadece şu maç. Kısa. Kısa, çok kısa. Unutamadığın Eskişehirspor maçı. O zaman kulüpte çalışmıyordum. Denizli maçı 3-0'dan çevirmiştik. 4-3 yenmiştik. İnanın o kadar çok soğuktu ki. Ya dondum dondum. Diğer arkadaşlarım maçı bırakıp gittiler. İlk kere 3-1 bitmişti. Ben dedim duracağım. İyi ki de durmuşum. 4-3 galip gelmiştik. Tamam. Unutamadığım Teşekkür ederiz. Teşekkür diğer maç ederiz. da Çünkü Göztepe maçı. finalde kaybedilen maç değil mi? Evet. Tamam. Kumak Hüsran. Tamam. Diğer sorulara geçmek istiyorum. Çünkü gerçekten soru kimseyi kırmak istemem. Herkesin sorularını sorayım. Yazar olarak olmak mı istiyorsun? Yani kitaplarının devamı gelecek mi diye soru var. Bilmiyorum. Yazar olarak değil de yaşam koçluğu altında Nasife Hocam önderliğinde inşallah buradan tekrar tekrar sevgilerimi iletiyorum hepsine. Ceren Hocama, Meltem Hocama, Bahar Hocama. Kısa kısa geçin de Evet. Ya şimdi şöyle. yaşam koçluğu olarak devam etmek istiyorum. İyi bir TEDx konuşmacısı olarak insanlara ilham veren konuşmalar yapmak istiyorum. Yani gayem bu yönde. Yazar olarak düşünmüyorum çünkü ben yazar değilim. Sadece insanlara bir umut olmak adına bu kitabı yazdım. Umarım olmuştur. Umarım başarmışımdır. Biz sana inanıyoruz ki olmuştur. Buradan hızlı hızlı geçtiğimiz için teşekkür gönderme faslına geçmek istiyorum. Çünkü unuttuğumuz o kadar çok insan olabilir. Onların da kalplerini kırmayalım adına. Burak Sakçı'nın her konuda, ne konuda olursa olsun emeklerinin karşını alan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ben burada böyle söyleyeyim ki kimsenin gönlü Evet. kalbi kırılmasın. Unutmayalım yani. Unutmayalım evet. Çünkü gerçekten işin içinden çıkamayacağız Burak abi. Yani gerçekten çok sevenim var. Gerçekten çok soru Ben de soruluyor. onları Hani severim. ben de bir yandan hani duraksamayalım diye hep senle şey yapıyorum. Bu arada 1881 Derneği Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Sabuncuoğlu hocamız demiş ki
Bu kitabın tanıtımı için Karşıyaka Sivil Toplum Kuruluşları Yönetim Kurulu olarak elimizden geleni bizler de yapmaya hazırız demiş. Sayın Teşekkür ediyorum. Başkanım, buradan da çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür Gerçekten ediyorum. güzel. Ben kendimi şunu hissettim, şöyle hissettim. Hani Survivor'da Acun Medya, Acun şey yapıyor ya böyle, nasıl söyleyeyim, işte yardım kampanyası, bağış kampanyası işte, ve ondan sonra geliyor, teşekkürlerini iletiyor ya. Ben de burada kitap tanıtımı için çok güzel yorumlar geliyor. Sonuçta sen Eskişehir'de olabilirsin. Bak, dernek Karşıyaka'da, İzmir'de. Buradan da Sayın Başkanım çok güzel bir Teşekkür ediyorum şekilde ben de. yazmış. Teşekkür ediyoruz. Kaç tane kitap basılacak ilk etapta? İlk etapta 1000 olarak düşündük. 119 sayfa Tamam. fotoğraflı. Biliyor musun, tam bilmiyorum. Ya da bilmiyorsan direkt bilmiyorum deyip geçebilirsin. Bize işaret diliyle Oo. 1880, 1881 Derneği Atatürk'ün izinde diyebilir misin? Atatürk'ümüzün Tamam, bu da kabul. Ya sonuçta hani hepsini bileceksin diye bir şey yok, ama karşına işaret diliyle konuşman gereken biri geldiği zaman çok rahat anlaşılsın diye düşünüyorum. Buradan da kırmamış olduk sevgili takipçimizi. izindeyiz. Onun haricinde başka çekiliş diye soruyorlar. Biz daha demin söylemiştik, ekran görüntüsünü alıp kendi sayfalarının, sosyal medyalarının hikayelerinde Burak Sakçı ve 1881 Derneği etiketleyen bir kişiye biz imzalı kitap göndereceğiz. Bunu da Burak Göndereceğim. abiden sözümüzü aldık. Unutamadığın deplasman, kısa. Ya çok maç var. Şu an aklıma gerçekten gelmiyor. Unutamadığım deplasman. Unutamadığım deplasman kötü bitmiş, tamam. Gaziantep spor maçı. 1-1 bitmişti maç. Küme Evet. düştüğümüz sezon. Evet. Bu arada Çamlıca Mahallesi'ne heykelini dikeceklermiş. Burak abi. Diksinler. İyi ki var yani. Gerçekten hani bak hep söylüyorum. Eskişehir'de yaşamak, Çamlıca Mahallesi'nde doğup büyümek benim en büyük artım yani. Beni gerçekten kabullendiler. Hani her halimle. Evet. Sağ olsunlar, sağ olsunlar. İyi ki varlar. Sağ olsunlar. Şimdi ben bir yandan da soru işareti bölümünden gelen sorulara da bakıyorum. Şunu da söylemek istiyorum. Kaçırdığım sorular varsa affola. Çünkü yayın saatimiz maalesef ki 1 saat. Kimseyi kırmamak adına gelen bütün soruları sormaya gayret gösterdim. Yeri geldi parti kur, oy verelim dediler. Yeri geldi Çamlıca Mahallesi'ne heykelini dikeceğiz dediler. Yeri geldi bir sürü şey dediler. Yani burada gerçekten herkes sevgi ve saygı çerçevesinde, biz çok korkuyorduk. Hatta bunu da söylemek istiyorum. Heyecandan bir yana bazı canlı yayınlarda hadsiz yorumlar yapılıyor. Bunun önüne geçmek için aslında biz yorumu kapatmıştık, ama sizlere de buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Hadsiz hiçbir şekilde yorum gelmedi. Argo, küfür hiçbir şekilde görmedim. Daha demin Burak abimiz söylemişti aslında, Emre Bey, ama ben yine sorayım kendisine. Unutamadığın deplasman yolculuğu var mı diye bir soru geldi. Emre'nin unutamadığı maç. Emre gördüm. O Ankara Gençlerbirliği maçı. O daha iyi biliyor sebebini. Evet. Daha sonra yineledik, kitap ne zaman çıkıyor dediler. 1-2 haftası var dedik. Başka başka böyle sorulan sorulardan tekrardan bakıyorum. Bu arada Hasan Bey, bu güzel insana argo edilmiyor. Yorumda şakayla karışık argo yazılanlar oluyor. Bunu da belirteyim. Öte yandan ben kendi şu sorumu sormak istiyorum. Son olarak engelli ve normal bireylere söylemek istediklerin var mı abi? Bir toparlayabilir misin? Sadece engelli ve normal bireylere, ardından bir sorum daha olacak. Tabii kardeşim. Öncelikle 6-13 Mayıs Dünya Cam Kemik Hastaları ve Farkındalık Haftası olduğunu hatırlatmak isterim. Aynı zamanda 10-16 Mayıs da Engeller Haftası. Şimdiden tüm Engeller Haftası'nı kutluyorum. Başımıza hangi olay gelirse gelsin her şeye rağmen hayata sımsıkı tutunmalıyız. Yaşamın tüm güzelliklerini görmeliyiz. İnanın bir tek ölüme çare yok.
İnandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebiliriz. Ben inanın hayallerle büyüdüm. Şu an gerçekleri yaşıyorum çok şükür. Şu anki halimi rüyamda görsem inanmazdım. Bana bu süreçte destek olan aileme, arkadaşlarıma, dostlarıma, herkese, doktorlarıma, terapistlerime, tanıdığım küçük büyük herkese teşekkür ediyorum. Yaşam kalitemizi arttırmak için fizik tedavilerimizi aksatmayalım. İlaçlarımızı Evet. kullanalım. Çok önemliydi. Daha demin söylediğin fizik tedavileri aksatmamak gerçekten çok önemli. Kesinlikle. İlla ki yaşlı olmasına gerekmiyor bu fizik tedavilere gidecek olanlar. Ne bileyim, romatizmal hastalıklar olabilir. Futbol oynarken sakatlanmış olabilir. Ben de mesela biliyorsun Eskişehir ila kemiğim. Benim de sakatlandığım zamanlar oluyor. Tamam, o kadar ciddi anlamda bir sakatlık süreci geçirmedim ama Allah göstermesin olduğu zaman fizik tedavi ne kadar önemli, onu da buradan belirtelim. Bu etkinliğim hakkında, davetim hakkında, etkinliğimiz hakkında, 1881 Derneği hakkında neler düşünüyorsun? Onu da senden kısaca duyabilir miyiz? Bana bu imkanı, bu fırsatı sağladığınız için önce 1881 Derneği'ne, sonra sana gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ara ara izleme fırsatım olduğu için hani en kötü bir yayına girip selam verip çıkıyorum. Bilmiyorum farkında mısın ama İrlandalı anne Evet, geçen görüyorum ben günlerde seni. katılan keza Çarşamba günü katılan konuşmacı Serhan Bey, Serhan Bey evet. gerçekten her farklı konularda farklı konuklarınız oluyor. Gerçekten sizi takdir ediyorum. Bu süreçte de bana bu fırsatı sağladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz Burak abi. Değerli vaktini Ben teşekkür ayırdın. ediyorum. Kendinden bir vakit ayırarak bizleri kırmadın. Şimdi gördüğüm kadarıyla bir soru daha gelmiş. En sevdiğin ve en beğendiğin Eskişehir spor bestesini soruyorlar sana. Ben tahmin edebiliyorum aslında. Biraz hüzünlü, biraz Şampiyonluk tükenmiş nefeslere. İnşallah bir gün o kupa gelecek de biraz zaman gerekiyor. evet. Ne Biraz yazık ki. o besteyi biraz söyleyebilir misin? Veya beraber söyleyelim mi? İster misin? Olabilir. Şa Sanki şam şampiyonluk piyonluk tükenmiş tükenmiş nefeslere, nefeslere Sinan'a Edizlere sinema hediyemiz hediyemiz olacak. olacak. İnan eses, İnanesez. işte o İşte o büyük büyük gece, gece. şampiyonluk Şampiyonluk gelince gelince bu bu şehir şehir yıkılacak. yıkılacak. Lay O lay 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 lay. lay. İnşallah Burak görürüz o abi, günleri. inşallah görürüz. Yani biz şu an burada herhangi bir Eskişehirspor sempatizanlığı yapmıyoruz. Veya ne bileyim, biz burada bir şey yapmıyoruz. Yani Eskişehirspor hakkında tabii ki de şu an ben dernek olarak, tamam, dernek de Karşıyaka'da, Karşıyaka Spor Kulübü de çok değerli bir kulüp. Sadece ben burada gelen soru olduğu için, yani en sevdiği beste ne olduğu için ve biraz yayınımıza renk katalım diye böyle bir beste söyledim. Vaktimizin sonuna geldik Burak abi. Dediğim gibi kaçırdığım sorular olabilir. Olduysa affola. Elimiz erdiğince, dilimiz döndüğünce sorular sorduk, cevaplar aldık. Bu yayını kaçıranlar, tekrardan dinlemek isteyenler 1881 Derneği'nin YouTube kanalına, 1881 Derneği olarak abone olabilirler. Abonelik biliyorsunuz ki ücretsiz. Aynı zamanda çeşitli sosyal medyalarda Burak Sakçı'yı takip edebilirsiniz. Unutmayın ki kitabını bekliyoruz 10-15 gün içerisinde. Yaklaşık 2-3 dakikamız kaldı ama biraz daha zaman tanımak istiyorum ben. Çünkü ekran görüntüsünü alıp hikayesini paylaşıp bir şanslı talihliye Burak abimizin imzalı kitabını göndereceğiz nasip olursa. Edeceğiz inşallah. Burak abi, şarkı söyleyebilir misin diyorlar. Yok, o kadar değil, o kadar uzun boylu değil ama şey diyeceğim, bu hikayede kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam hashtag ile paylaşanları çekilişe dahil edeceğiz. Bunu da hatırlatmak isterim. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Evet, zaten biz konumuzun ana başlığı ve afişlerimde yazdığım şuydu. Kemiklerimiz kırılsa da, evet,
Umutlarımız sağlam. demiştik. Buradan da sözümüzün eri olduğunu bir kez daha söylüyorum. Yüksek bir sesle kapanışı bu cümleyle söyleyeceğiz. Burak abi, katıldığın için yayınımıza çok teşekkür ediyorum. Sevgili Ben teşekkür ederim. dinleyenler, umarım sizleri kırmamışızdır, sıkmamışızdır. Umarım. Umuyoruz ki. Hayırlı akşamlar diliyorum. Herkes kendine iyi baksın. 2 günlük bir sokağa çıkma yasağı var. Mümkün mertebe sokağa çıkmamaya özen gösterelim. Evet Burak abi, sendeyiz. Kapanışı sen yapıyorsun. Kemiklerimiz kırılsa da umutlarımız sağlam. Eyvallah abim, görüşmek Kendinize iyi üzere. bakın. Görüşmek üzere. Sağ İyi ol. akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar.